bugün farklı bir video çekmek istedim. O yüzden son zamanlarda Türkçe'ye çevrilmiş bütün kitaplarını okudum. Fournier'den birazcık bahsetmek istiyorum. Fournier bir komedyen, televizyoncu ve aynı zamanda bir yazar. Kitaplarında genel anlamda kendi yaşamından bazı anılarını aktarıyor. Bunu yaparken de oldukça samimi ve mizahi bir dil kullanıyor. Zor ve acılı yaşam deneyimlerini mizahi bir dille ele aldığı için yer yer eleştirilen de bir yazar. Ben böyle bir anlatım biçiminin ironik ve zekice yazıldığını düşünüyorum. O yüzden beğendim. Bir sayfada hüngür hüngür ağlatırken diğer sayfada güldürmeyi başarabilen bir yazar. Zaten yazarın kendi anlattığı kısımlarda da böyle bir şey yapmayı amaçladığını görüyoruz. Kitaplardan bahsederken kronolojik sırasına göre bahsedeceğim. Çünkü diğer kitaplarına gönderme yapıyor bir sonraki kitapta. Ama yine de böyle bir zorunluluğunuz yok. Herhangi bir kitaptan başlayabilirsiniz. Herhangi bir kitabın konusu daha çok ilginizi çekiyorsa onu okuyabilirsiniz. Ben kronolojik olarak okunmasını tercih ediyorum. Gerisi size kalmış. Fournier'in ilk kitabı Asla Kimseyi Öldürmedi Benim Babam. Fournier bu kitabında çocukluk döneminden itibaren babasıyla yaşadığı bazı anılarını aktarıyor. Doktor olan babası aynı zamanda bir alkolik. O yüzden annesine şiddet gösteriyor. Ve babası genç yaşta vefat ediyor. Fournier bu kitapta babasına olan kırgınlığından, kızgınlığından, bazen nefretinden bahsediyor. Çocukken düşündüğü şeyleri de oldukça çocuksu bir dille kaleme alıyor. Bu yüzden oldukça vurucu bir hikaye bence. Özellikle annesine çektirdiği zorluklardan dolayı babasına karşı büyük bir nefret geliştiriyor çocukken. Zamanla büyüdükçe babasının da aslında çok zorluk çektiğini, bu yüzden alkole yatkın olduğunu düşünüyor ve ona karşı bir anlayış geliştiriyor. Kitabın son sayfasında da böyle bir çocukluk fotoğrafı var babasıyla birlikte ve ona yazdığı küçük bir metin var. Babam 43 yaşında öldü. Ben 15 yaşındaydım. Bugün ondan daha yaşlıyım. Onu daha iyi tanımamış olmaktan dolayı üzgünüm. Bundan dolayı ona kızgın değilim. Şimdi büyüdüm. Yaşamın zor olduğunu biliyorum ve hayatı daha dayanılır kılmak için kötü yollara başvuran kimi daha hassas insanlara kızmamak gerektiğini de. Fournier bu kitabın başlığını yazarken annesi diyor ki senin baban kimseyi öldürmedi. Hani onun hakkında bu kadar ağır şeyler söylemen yanlış diyor. O da o yüzden kitabın ismini Asla Kimseyi Öldürmedi Benim Babam olarak hazırlıyor. Çok duygu yüklü bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Tavsiye de ederim. Bahsetmek istediğim ikinci kitapta Son Siyah Saçım ve İhtiyar Delikanlılara Bazı Öğütler adlı kitabı. Bu kitabında 60 yaşında bir yetişkin olmanın nasıl hissettirdiği üzere kaleme aldığı birkaç anlatı var. Kişisel deneyimlerini kara mizah yoluyla anlatıyor. Bu da oldukça komik bir anlamda düşündürücü bir kitabıydı. Bunu da çok tavsiye ederim. Fournier'in üçüncü kitabıysa Nereye Gidiyoruz Baba? Fournier bu kitabında iki özel gereksinimli çocuğun babası olmasıyla ilgili anılarını aktarıyor bizlere. Bu kitap özellikle çok eleştiri alıyor çünkü kendi çocuklarıyla dalga geçtiğine yönelik eleştiriler var. Ben de okurken bazı kısımlardan rahatsız oldum ama bu aslında biraz da insanların yapmacık tavırlarını ve samimiyetsizliklerini dışa vurduğu, kendi travmalarıyla mizah yoluyla başa çıkabildiğinin bir göstergesi bence. Bu yüzden ben ya beğenmek ve beğenmemek arasında kaldım. Gerçekten üzücü bir kitaptı. Bu da buruk bir kitaptı. Bahsetmek istediğim bir diğer kitap Dul Kitabı. Bu benim Fournier'in en sevdiğim kitabı oldu. Fournier bu kitabı vefat eden eşi için yazıyor. Çok kalp kırıcı, hüzünlü, yürek burkan bir kitaptı benim için. Birçok kısmı tekrar tekrar okuyabilmek için not ettim post-it'le. Gerçekten çok çok güzel bir kitaptı. Yası, birini kaybetmenin acısını çok güzel bir şekilde ele alan bir anlatıydı bu da. Gerçekten çok çok beğendiğim bir kitaptı. Birini kaybettikten sonra yaşanılan yalnızlığı çok güzel kaleme alıyor. Bunu da mutlaka tavsiye ederim. Fournier bu kitabında da annesiyle olan anılarını aktarıyor. Annesi öldükten sonra yazıyor ve yayınlatıyor bu kitabı. Üzünlü ve yüreğe dokunan bir kitaptı. Çünkü alkolik bir eşe sahip olmanın zorluklarıyla beraber bir ev hanımı olmak oldukça zorlu bir deneyim bir kadın için. Annesiyle olan anılarını aktarırken ona hiç onu sevdiğini söyleyemediğini ve bu kitabı onu yeniden yaşatmak için yazdığını söylüyor Fournier. Diğer kitapları gibi buruk ve sarsıcı bir kitaptı. Bu kitapta da yine annesinin fotoğrafını koymuş. Bu kitap
kitabı da tavsiye ediyorum. Fournier'in Otopsim kitabında yarı kurgu, yarı otobiyografik bir özellik taşıyor. Bu kitabı şöyle kurguluyor. Fournier ölüyor ve bedenini bilime bağışlıyor. Daha sonrasında otopsisi genç bir kadın tarafından yapılıyor. Anlatımını kendisinin ölü olduğu ve her bir vücut parçası çıkarılırken onunla ilgili anılarını aktardığı bir kurgu gerçekleşiyor. Örneğin gözünü incelerken gördüğü manzaralardan bahsediyor. Beynini incelediği zaman zihninin derinliklerindeki anılarını anlatıyor. Vücudunun her bir parçası açılırken o parçayla beraber kendi anıları da yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Kalbini açarken kalbinde gizli sakladığı bazı anılarını anlatıyor ve bu da çok güzel bir şekilde kurgulanmış bir kitaptı. Bunu da çok 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 beğendiğimi söylemeliyim. Dul'la beraber favorim Otopsim oldu. Bunu da okuma listenize eklemenizi öneririm. Babasını, annesini, çocuklarını, eşini ve nihayetinde kedisini de kaybeden Fournier çok yalnızlaştığı için yalnızlığından dem vuruyor bu kitapta. Yalnızlık üzerine yazılmış en iyi kitaplardan biri diyebilirim. Not aldığım çok güzel ve aslında birçok alıntı var ama bir tanesini size de okumak istedim. Yalnız kalmak, terk edilmek, unutulmak. Bunların hangisinden daha çok korkuyorum? Belki de unutulmak en kötüsü. Yalnız kaldığımda bir yerlerde birinin beni düşündüğünü hayal edebilirim hep. Terk edildiğimde özlendiğimi, o kişinin yaptığından pişman olduğunu hayal edebilirim. Unutulduğunda ise hayal edecek hiçbir şey bulamam. Sanki bu dünyada hiç var olmamışım gibi. En kötüsü de beni unutan kişiye öfkelenmem söz konusu bile olamaz. Çünkü o bunu bilerek yapmamıştır ki. Son olarak, Fournier'in ilk okuduğum kitabı olan Bekleyecek Vaktim Kalmadı Artık adlı eserinden bahsedeceğim. Bu Fournier'in yayınladığı son kitap, Türkçe'ye çevrilen. Zaman üzerine yazdığı bu kitapta sabır, sabırsızlık ve zaman kavramı üzerine konulara değiniyor. Bunu bazen toplumsal olaylarla bağdaştırarak, bazen kendi kişisel düşünceleriyle bağdaştırarak anlatıyor. Benim çok çok sevdiğim kitaplardan biriydi bu da. Fournier'in kalemiyle tanıştığım kitaptı. Umarım bunu da severek okursunuz. Genel olarak Fournier bütün kitaplarında yaşam deneyimlerini mizahi bir yönle aktararak hayatı çekilebilir kılmaya çalışan hassas bir yazar bence. Ve kırılgan yanlarını mizahi duygularla kapatmaya çalışan, yalnızlık, melankoli gibi duyguları çok yoğun hisseden, bu hisleri bize çok güzel bir şekilde aktarabilen bir yazar. Ben bu özelliklerini çok sevdiğim için bütün eserlerini gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Umarım siz de severek okursunuz. Videoyu beğendiyseniz abone olarak ve yorum yazarak bana destek olabilirsiniz. Daha önce Fournier okuduysanız yorumlarda buluşalım. Size düşüncelerinizi paylaşın lütfen. Beraber konuşalım, tartışalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.